Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bitcoin'de dün bildiğiniz gibi ATH geldi ve akabinde de sert bir düzeltme geldi. Bitcoin'i sizlerle beraber öncesinde inceleyeceğiz. Daha sonrasında da arkadaşlar Kripto Influencer etkinliği kapsamında Vatra Inu projesi tarafıma token göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Vatra Inu projesi nedir? Bunu da sizlerle beraber inceleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin'de dün sert bir hareket geldi. Gördüğünüz gibi ATH seviyesine iğneyi attı ve orada arkadaşlar üzerine çıkamadı. Daha önceki zirve bildiğiniz gibi 69 bin dolardı ve dünkü mumda da 69 bin dolara iğneyi attı fakat yeni ATH geldi mi? Yeni ATH henüz gelmedi. Çünkü önceki ATH'de 69.000 olunca baktığımızda dün de tam 69.000'den geri döndüğünü gözlemliyoruz. Akabinde sert bir düşüş geldi ve 58.913 dolardan arkadaşlar tepki aldığını görüyoruz. Buradaki destek noktamızdan tam olarak tepki aldı. Hatta şu şekilde sizlere işaretleyeyim arkadaşlar. Dünkü mumda tam direnç ve desteğimiz arasında gidip geldiğini gözlemliyoruz. Bugün de Bitcoin arkadaşlar geri kendisini toparlamaya başladı dünkü sert düzeltmenin üzerinden. Yani Bitcoin'de ilerleyen vadede ATH rekoru gelebilir arkadaşlar 69 bin doları geçmesiyle beraber. Fakat bu şekilde sert yükselen bir coin maalesef ki sert düzeltmeler yapabilir ara ara. Bunlarda panik yapmamak gerekiyor ister istemez sakin kalmak gerekiyor. Yani dün pozisyon kapattınız mı hiçbir coininizde hocam diye soracak olursanız. Dünkü düşüşte ben hiçbir coinimde pozisyon kapatmadım. Hepsinde tekrardan pozisyonlarımı koruyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere az önceki bahsetmiş olduğum projeyi bir detaylı inceleyelim. Sağ olsunlar bana hediye coin göndermişler arkadaşlar. Kripto influencer kampanyası varmış Watra Inu coin'in ve burada arkadaşlar Expert Para kanalı olarak en çok etiketlenen, en çok talep edilen kişilerden birisi olmuşuz ve bundan dolayı da arkadaşlar benimle iletişime geçtiler ve sağ olsunlar tarafıma tokenlarından ücretsiz olarak hediye olarak gönderdiler. Ben de arkadaşlar projeyi bir inceleyeyim dedim. Daha sonrasında projeye baktığımda şu anda çok fazla holder'ı olmadığını ve balinası olmadığını gözlemledim. Bunları da sizlerle beraber bir inceleyelim. Vatrayunu projesi nedir? Ne iş yapar? Hangi borsalarda listeli? Hepsine detaylı olarak bir değinelim arkadaşlar. Vatrayunu projesini incelediğimde Türkiye'nin ilk community token'ı olduğunu gözlemliyoruz. Yani bir kar amacı gütmediklerini gözlemledim arkadaşlar. Toplam arzın %88'inin ilk günden komünitede yani toplulukta olacağı, sahibi olmayan, şirketsiz ve merkeziyetsiz bir token. Yani arkasında fiyat hareket ettirecek bir balina yok arkadaşlar. Çok ciddi elinde coin tutan kişiler olmadığını gözlemliyoruz. Proje arkadaşlar Vatra Inu projesi aynı zamanda bir mem token. Bu aralar bildiğiniz gibi piyasalarda AI dediğimiz projelerde yani yapay zeka projelerinde ve mem token projelerinde bir hype olduğunu biliyoruz. Vatra inu projesinin diğer mem tokenlardan bana göre ayrılan en önemli yönlerinden birisi adetinin trilyonlarca fazla olması değil arkadaşlar. Adeti dediğim gibi gayet sınırlı. Başlangıçta 250 milyon adetti. 100 milyonu yanınca 150 milyon adet kaldı. Diğer mem tokenlarda bildiğiniz gibi bir fark var trilyonlarca adet basılıyor arkadaşlar. Bu da ister istemez tokenların değerini çok aşağı seviyelere çekiyor. Vatra Inu'da böyle bir olay yok. Maksimum arzının arkadaşlar şu anda yakından beraber 150 milyona düştüğünü gözlemliyoruz. Yani 150 milyon maksimum arzı bir mem token olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve ön satışta da herkese adaletli bir ön satış yapıldığını görüyoruz. 1000 TL'nin üzerinde kimse alamamış. Yani almak isteyenler de 1000 TL'nin üzerinde alamamışlar arkadaşlar. Bu şekilde bir ön satış yapmışlar. Bazı kişilerin elinde çok yüklü olmaması açısından. Baktığımızda 250 milyon adet olarak çıkmışlar. Fakat ön satışta satılmayan arkadaşlar 100 milyon adet token'ı da yakmışlar. Ve maksimum arzın 150 milyon adete düştüğünü gözlemledim ve proje farklı bir proje arkadaşlar Türkiye'nin projelerinden bir tanesi Token'ın ön satıcı Bizetmex borsasında yapılmıştı. Bizetmex borsasından bu tokenı satın alıp MetaMask'ına çeken kişiler Ethereum üzerinden Discord'a bağlayarak cüzdanlarını rol alabiliyorlar, üyelik alabiliyorlar ve üyeler de arkadaşlar yönetimde oy kullanma hakkına sahip oluyorlar. Bu şekilde tamamen community'yi ön plana alan bir proje olarak gözümüze çarpıyor. Burada zaten Web3 Discord partner faydaları, etkinlikler, network gibi kısımlar olduğunu, topluluk mağazası, kıdemli NFT gibi kısımlar olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar yani elinde tutsunlar, balinalar devreye girmesin şeklinde bir mantık benimsenmiş arkadaşlar. Ve token'da da 100 milyon adetin ilk etapta yakıldığını gözlemliyoruz. İlk fiyat 0.010 Türk lirası olarak çıktığını gözlemliyoruz. ERC20 üzerinde ve token 0.25'e kadar tırmanmış. Yani neredeyse 23-24 katı yapmış arkadaşlar listelemeden sonra. Ve şu anda da 3-4x'te tutunduğunu gözlemliyoruz. Fakat coin'i arkadaşlar incelemek için araştırdığımda çok fazla bir marketing yapılmadığını gözlemledim ve büyük borsalara henüz girmemişler. Daha yeni bir coin olarak gözümüze çarpıyor. Eğer büyük borsalara girerlerse yani Türkiye'nin önde gelen borsalarına ya da arkadaşlar global borsalara giriş yaparlarsa ciddi manada fiyatlanabilecek coinlerden bir tanesi Türk Lirası olarak alınabilmesi bir avantaj şeklinde görünüyor. Influencer'lar da arkadaşlar coin hediye ederek davet ediyorlar. Gerçekten bu da farklı bir sistem aslında baktığımız zaman. Community airdrop olarak da gözümüze çarpıyor. Az sonra sizlerle de paylaşacağım. Borsa üzerinden alım yapıp daha sonrasında meta baskına çeken kişilere de %10 airdrop veriyorlar. Aldığınız adet kadar. Bunu da az sonra inceleyeceğiz sizlerle beraber. Tokenomics'ine baktığımda da 250 milyon adet toplam arzın zaten 100 milyonu yanmış ve 150 milyon adet olan bir token. Aslında benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de Hacken arkadaşlar bildiğiniz gibi tokenların audit raporlarını hazırlayan bir firma. Dünya genelinde de zaten kabul görmüş, sertikle beraber en büyük firmalardan bir tanesi. Hake'nin incelemesinde Vatra Inun'un arkadaşlar 10 üzerinden 9.9 AUDUSY skoru aldığını görüyoruz. Yani bu da güvenlik açısından bir eksikleri olmadığını gösteriyor ve coin şu anda sadece bizetmex borsasında listeli. Yine videomuzun açıklama kısmında bizetmex borsasının üyelik linkim olacak arkadaşlar. Buradan üyelik linkimden de bizetmex borsasına üye olup türk lirası yatırarak vatra önlü coini sepetlerinize ekleyebilirsiniz. Community'nin büyümesiyle beraber arkadaşlar ister istemez topluluk büyüdükçe coin de değerlenme gerçekleşiyor gerçekleşecektir. Fakat topluluğun dediğim gibi haberi olması gerekiyor projeden baktığımızda değerlenebilmesi için. Discord'da da arkadaşlar MetaMask'ınızda tuttuğunuz coinlere göre kategori alabiliyorsunuz. Ben şu anda elmas üye kategorisindeyim üye kategorisi, çevrim içi gibi kısımlar olduğunu gözlemliyoruz. Bizetmex borsasından coin'i aldınız, metamaskınıza çektiniz. Hem %10 airdrop alıyorsunuz, hem de discord kanallarına girerek Colabland join yazan kısımdan metamaskınızı bağlayarak yönetimde oy kullanabilmeniz için rütbenizi elinizde coin adetine göre buradan alabiliyorsunuz. Watrainu'nun aynı zamanda az önce söylediğim gibi bir airdrop etkinliği var. Bu airdrop etkinliğinde de 250 bin ve üzeri Vatrayun'u alan kişiler Metamask adreslerine çektiklerinde ERC20 üzerinden Vatrayun'u tutarının %10'u kadar da airdrop kazanıyorlar. Yani 250.000 adet alan bir kişi %10'u airdrop alsa 25.000 adet ücretsiz token almış oluyor. Hatta baktığımızda maksimum adetin de 2,5 milyon olduğunu gözlemliyoruz. 2,5 milyon WTRN'yi da MetaMask'ına çeken bir kişi arkadaşlar ve Discord'a katılıp rol alan bir kişi 2,5 milyon adetin %10'u 250 bin adet coin'i ücretsiz airdroplan alabiliyorlar. Kampanyanın süresine baktığımda da arkadaşlar tüm çekimlerin 3. ayın 12'si ve 3. ayın 15'i tarihinde toplanarak katılımcılarla iletişime geçileceğini gözlemliyoruz. Metamask adresine çekilen Vatrayunu tokenlar Nisan'ın birine kadar cüzdanda kalmalıdır deniyor. Ve ödül dağıtımlarında Mart'ın ile Nisan'ın biri arasında gerçekleşeceğini gözlemliyoruz. Yani bu detayları da bilmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu kişi niye hemen airdrop'um yatmadı şeklinde sorabilir. Dediğim gibi Discord kanallarına da katılmanız gerekiyor. Discord kanallarından da zaten kurucularıyla da direkt irtibat kurabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar airdrop etkinliği ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Kendilerine ulaşmanız kolay şekilde yani baktığımızda coin listelemeden sonra belli bir süre akümülü olduğunu gözlemliyoruz. Ve daha sonrasında coin'in ciddi bir yükseliş sergilediğini ve 0.25 Türk lirasına kadar tırmandığını yani 23x yaptığını gözlemliyoruz. Daha sonrasında token tekrardan düzeltmeye giriyor arkadaşlar. Ve düzeltmesinde de şu anda nereden baksak 27 Şubat'tan beridir stabil aşağı yukarı bir seyir izlediğini gözlemliyoruz. Dediğim gibi komünitesi arttıkça arkadaşlar çünkü buradan baktığımızda holders yani cüzdanlarında bulunan metamask cüzdanında bulunan kişilerin 45 kişi olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bu arkadaşlar 45 kişi Metamask cüzdanında tutan kişileri gösteriyor. Bizetmex borsasındaki cüzdanında tutan da ciddi bir kitle var. Ve token'a baktığımızda da şu anda fiyatsal olarak 3 xte tutunduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda şunun müjdesini de vereyim sizlere. Ekiplen olan görüşmemde topluluk adına arkadaşlar yani expert para topluluğu adına belli bir coin miktarı da talep ettim. Ve sağ kırmadılar beni. Videomuzdan hemen sonra Twitter kanalımızda da bir çekilişimiz olacak. Vatrayönü ekibi tarafında. Ve Vatrayönü'nün Twitter sayfasını takip edip Telegram kanallarına giriş yaparak Tweet'i beğenip RT'leyerek ve yorumlara Metamask cüzdan adresinizi yazarak da bu çekilişe katılabileceksiniz. Toplamda arkadaşlar 75.000 adet Vatra token 5 arkadaşımıza hediye edilecek. Yani kişi başı arkadaşlar 15.000 adet Vatra token sizlere hediye edileceğini söyleyebilirim. Bu da güzel bir rakam arkadaşlar. Ekip tarafından tamamen sizlere yönelik hediye yapılan bir kampanya olduğunu söyleyebilirim. Vatra de arkadaşlar benim incelemelerime göre anti sistemi olması gayet iyi. Yani bir kişinin elinde toplu bir miktarda bulunmuyor. Merkeziyetsiz olması, topluluk odaklı olması gayet güzel. Discord'da rol verilmesi ve yönetime katılınabilmesi gayet güzel. Şu anda büyük borsalarda listeli olmamasından dolayı fiyatın düşük olduğunu gözlemliyoruz. Sadece Bizetmex borsasında listeliler ve hoşuma giden arkadaşlar projeyle ilgili detaylardan birisi de Hacken firmasının audit raporunda da 9.9 puan almaları gerçekten arkadaşlar projenin sağlam olduğunu bizlere ispatladı. Proje dediğim gibi arkadaşlar global borsalarda listelenmeye devam ederse ya da Türkiye'nin önde gelen büyük borsalarda listelenirse daha sonrasında da komünitesi genişlerse yani yatırım yapan kişi sayısı genişlerse projenin değerlenmesini muhtemel görüyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.